Bilber Hocam, Kuzey Kafkasya deyince nasıl tasnif edersiniz? Nasıl bakmak lazım Türkiye'den? Hangi eksenlerde bakmamız gerekir? Kuzey Kafkasya dediğimiz zaman güneyi var. Ondan bakacaksınız. Yani argüman a kontra şeyinden, tersinden kullanacaksınız kavramı. Kuzey Kafkasya'nın tersi, aksi bölge güneyidir. Güney Kafkasya'ya güney denmez, Maverai Kafkas denir. Trans-Kafkasya yani. Bunun coğrafi şartları vardır, jeolojik şartları. Aşağı yukarı Elz Burcu'da zirveye eren Kafkas dağlarının artık zirveye inişi ve çukura gelişi. Yani Hizar Kars yaylasının da altındadır. Gürcistan Aras Nehri'nin aktığı mecradır. Oraya Ermenistan giriyor ve Azerbaycan giriyor. İran'a doğru plato gidiyor. Yani oraya artık tabii bir sınır yok İran'a. Doğrudan doğruya her zaman siyasi sınırlar tayin etmiştir. Bu bölgede konuşulan dillere bakacaksınız. Bu diller Kuzey Kafkasya'da yoktur. Yani varsa taşımadır. Yani etnik olarak yoktur, otantik ve otokton olarak yoktur. Ermenice yoktur, Gruzin dili yoktur, Azerbaycan yoktur. Azerbaycan bazı modern Sovyet ve Amerikan eğilimli Türkologların tasniflerine göre işte böyle Nahçıvan diyalekti falan filan diyorlar. Bunlar diyalekt falan değil, şiveler aslında. Orada konuşulan dil de zaten Oğuz grubunun Anadolu'ya çok yakın olmasıdır. Yani böyle Gürcü, Ermenice öyledir. Gürcülerin bilinen 6-7 lehçesi vardır. Biz de biliyorsunuz mesketler var bizim sınırda. Doğru. Bu tarafta Acaralar var. Ortada Kartuli dediğimiz en yaygın ve edebi ve tarihi olan lehçe var. İşte Suvani var falan böyle. Mengreli var, Mengrel Lazca var. var. Mengrel mesela Lazcadır açıkçası. Onlar öyledir. Fakat orada da gene bir etnik vahdet vardır. Çok kalabalık bir zümrenin konuştuğu dil değildir Gürcüce. Ermenice'de daha kalabalık bir nüfus vardır ama o da galiba yurt dışındaki, bölge dışındakiler daha kalabalık. Azer dili ise çok kalabalıktır artık, müstakil bir dildir. Yani tek başına en iyimser hesapla işte 40 milyonu geçiyor. En muktesit hesapla da 30'un civarında yani. İran ve Şura'da konuşulan atlar zaten Şuravi Azerbaycan, İran Azerbaycan'ı. Cenobi ve Şimali diye de ayrım yapılmıyor artık. Evet. Çünkü coğrafi bölge ayrımı ciddi değil, tabii bir ayrım değil. Bunun dışında kalan Kafkasya hakikaten rengarenktir. Diller bu üç gruba girmez. Onu çok açık söyleyeyim. Yani Gürcülerle Abhazya'nın konuştuğu dilin hiçbir alakası yoktur. Onun zamanında Kominter'in işine gelmiş. Abhazya'yı Gürcistan'ın otonom bir cumhuriyeti olarak açıklamışlar. Otonom cumhuriyetler kurulurken güya esas bunların birbirlerine çok yakın olmaları, dillerinin çok yakın olmaları esasına riayet edilecekti. Böyle bir şey söz konusu değil. Mesela Osetya diyorlar, bir yeri bağlıyorlar. Osetçe Aryan gruptan, yani Ermenice, Farsça, Kürtçe gibi bir grubun içinde. Farsça ile çok yakındır. Tabii. Sen onu kaldırıp da nasıl mesela Gürcistan'a bağlayabilirsin? Kuzey Asetya'yı olacak iş değil. Gürcüce çok ayrı bir şey. Abhazya'yı nasıl olur da mesela Gürcistan'ın otonom cumhuriyeti alakalı eder? Hiçbir şekilde kılık kıyafetleri bile benzemez.
müzikleri benzemez. Yemekleri herkesi bir yemeği benzer ama ne alaka var? Dolayısıyla bu bir şey ifade etmiyor. Ve dolayısıyla da bizim Çerkezler diye umumi bir isim verdiğimiz bir halklar var. Bunlar kuzeyde. Bu dillerin öğreniminde de güçlük vardır. Yani insanlar gayret ederlerse üniversite öğretimi sırasında Azeriler gibi de şeyler gibi de Ermeniler gibi de öğrenebilirler. Mesela şey vardı, bu eski rahiplerden birisi vardı. Onun şeyini biliyorum ben, şimdi ismi aklıma gelecek. Çerki şeyi biliyor, doğrudan doğruya Ermenice biliyor, hı hı. Gürcüce biliyor ve iki tane daha şey biliyor, Şive biliyor o civardan. Öğrenebiliyor. Fakat kuzey için bu zordur. Asrımızın şeysi bile dahisi, filolojik dahisi sayılan Georges Dumézil bile ıbıkça öğrenemedi. Yani kulağı almıyor artık. Hı hı. Çünkü böyle 59, 79 falan gibi sessiz harfler var. Konsonantlar, telaffuzlar. 4 tane sesli. Çok zor onları anlamak. Yani dışarıdan bakan insanların gözlüğü çok önemli burada. Mesela Abdülbaki Gölpınarlı meşhur laftır. Bu ıbıkça nasıl bir dil derlermiş, bir çuval cevizi dökeceksin dermiş. Merdivenden yani. Aşağıya değil mi? Evet ama o kendisi konuşuyor anadan dolayı, çocukken öğrenmişti. Mesela bir kavga çıktı, okul yok bilmem ne öğrenemiyoruz diye. Murat Bardakçı dedi ki annenle büyükannen öğretecek önce dedi. Uslup onun uslubu ama haklıdır. Doğru. Çünkü çok erken yaşlarda o kulakta artık o hassasiyet kayboluyor. Yani kuzey dilleri böyle. Onun içinde her dağın öbür dağla anlaşamaması gibi bir efsane vardır. Olabilir. Uğraşırlarsa anlaşabilirler. Alfabeler yazılmış. Annem anlatıyordu. Profesör Bilyayev, evet, Osetin dilinin ilk alfabesini yazmış diye baktım. İlk alfabesini yazmışlardan birisi. Yani 50 kişi bir alfabe denemesi yapmış. Çok ya, sayıda var. O kendi tanıdığı hocayı böyle, onun tarifiyle bize veriyor. İlk alfabesini o yazmış, Osetin dilinin diye. İlkini yazanlardan biri. Yani 100 sene boyu denenmiş boyuna. Bunun içinde misyoner Ruslar var. Kilisenin adamları. Marif vekaletinin şeyleri var. Düpedüz panslavist militan münevverleri var. Mesela Profesör İlminski. Projenin adı o, Nikolay İlminski projekti zaten. Sonra çok sonra Mar var mesela. Sovyet devrine yakın. O da Nikolay Mar, o da evet. Gürcü. Evet. Bize de geldi, bir kazılar yaptı.